Ankara Keçiören Etlik bölgesinde dikey eksenli büyüyüp çevre düzenlemesi ve sosyal yaşam alanını artıran konut anlayışıyla Aksa İnşaat, keyifli ve konforlu yaşam sürmek isteyen tüketicilere hitap ediyor. Yaşama kültürümüzle birlikte konut anlayışımız değişiyor, tüketici beklentileri artıyor. Ankara'da Keçiören Etlik bölgesinde nitelikli konutlar inşa etmek üzere yola çıkan Aksa İnşaat, Beyzade ve Hanzade konutlarıyla fark yaratıyor. Proje ortağı Selahattin Uslu firmanın büyüme hikayesini paylaşarak söze başlıyor. Aksa Demir İnşaat 1997 yılında inşaat malzemeleri pazarlamak üzere kurulmuş bir şirket. 2008 yılından itibaren de kendisi aktif olarak inşaat yapmaya başlamış. Sektördeki gelişmeler nitelikli konut üretimine yönelik olduğu için müşteri beklentileri sizin de buyurduğunuz gibi üst seviyelere çıktığı için 2006 yılında kurulan Uslu İnşaat'la birlikte proje ortaklığı konusunda bir anlaşma yapıp 2012 yılından itibaren nitelikli konutlar yapmaya karar vermiş. Burada nitelikli konut yapmada seçtiğimiz bölge Ankara Etlik bölgesi. Keçiören'de kentsel dönüşümün de etkisiyle yatay değil, dikey yönlü büyüyen, yeşil alanların daha fazla önemsendiği projeler doğuyor. Etlik bölgesinde eski sistem, zemin artı üst sistemli bölgelerde plan tadilatıyla, kentsel dönüşüme yönelik plan tadilatıyla yatay büyümeden daha ziyade dikey büyüyerek daha yeşil alanlar oluşturmak, çevreci binalar yapmak hedefiyle yola çıktık. Beyzade konutlarımız 94 konut artı ticari alanından oluşuyor idi. Yaptığımız konut kalitesi fark yarattı. Daha sonra Hanzade konutlarında da devam etmeye karar verdik. Keçiören bölgesindeki ilk projede eski sistemde 11 binanın yapılabileceği 5000 metrekare alana 2 bina inşa edilip arta kalan her metrekare etkin değerlendiriliyor. 2 adet fitness salonumuz var, çocuk oyun parkımız var, basket sahamız var ve yeşil alanlarımız var. Artı şelalemiz var, insanların rahatça oturacağı, dinlenebileceği kamelya alanlarımız var. Bunu klasik bina diye tabir ettiğimiz zemin artı üst sistemli binalarda yapmanız mümkünsüz. Dolayısıyla 2 binadan arta kalan bölgeyi siz sosyal donatı alanlarında kullanmış oldunuz. Tabii ki sosyal donatı alanlarının alt tarafına otoparklarımızı yerleştirdik. Bütün dairelerin otoparkları açıkta kalmadı. Dolayısıyla çevreye de faydamız olduğunu düşünüyoruz. Bütün araçlar bina içerisinde olacak şekilde planlama yaptık. Aynı keza Hanzade'de de bunu göz önüne aldık. Kapalı otoparkımızı yaptık. İlk projenin yoğun talep görmesi, ikinci projenin de aynı anlayışla inşa edilmesi sonucunu doğuruyor. Hanzade'de 3700 metrekare alana kurulu. Burada da eski haliyle 9 bina yapılacaktı. Biz bu halde bir bina yaptık. Geri kalan alanı tamamen yine bir sosyal ve yeşil alanda kullanacağız. 80'li 90'lı yıllarda benimsenen başımı sokacağım bir evim olsun mantığının her geçen gün değiştiği tespitinde bulunan Selahattin Uslu, lüksün sınırlarını zorlayan yapılar inşa ederken güvenlik teknolojilerinden de fazlasıyla yararlanıyoruz diyor. Birinci öncelik deprem güvenliği statik ama daha sonra müşterilerimizin de artık Türkiye'nin sosyoekonomik yapısından dolayı daha nitelikli konut arayışına içerisine girdikleri, biz de bunlara cevap vermeye çalışıyoruz. Bunların en başında da site güvenliği, yani fiziki güvenlik geliyor. Dolayısıyla biz konutlarımızı, sakinlerimizi tamamen güvenli bir ortam içerisine almaya çalışıyoruz. Tabii ki teknolojinin verdiği bütün imkanlardan, işte güvenlik kartlarıydı, işte otopark girişleri, kamera sistemleri, hepsini bütün konutlarımızda kullanıyoruz. Konut işlerinde de aynı keza teknolojinin verdiği bütün imkanları kullanıyoruz. Mesela akıllı ev sistemi dediğimiz sistemlere yakın sistemler kullanıyoruz. Evde bir yangın çıktığı zaman sadece site sakini veya konut sakini değil, aynı zamanda güvenlik kulübesindeki, nizamiyedeki şeyden de haberi oluyor. Sensörler direkt oraya bağlı. Eve hırsız girdiği zaman kendisi evden çıkarken programlıyor, yine site güvenliğinin direkt haberi oluyor. Bina dışında sağlanan bu hassasiyet, bina içinde de kaliteyle kendini gösteriyor. Birinci sınıf malzeme kullanıyoruz. Hepsi muhakkak TSE'li,
birinci sınıf malzeme kullanıyoruz. Ama birinci sınıf malzemeyi birinci sınıf işçilikle kullanmanız. İnşaat sektöründe en önemli şey bu. Ne kadar birinci sınıf malzeme kullanırsanız kullanın, onu kullanan usta yerine yakıştıramazsa hiçbir anlam taşımıyor. İnşa edilen her projede estetik kaygıyla hareket edilirken tüketici beklentileri göz önünde bulunduruluyor. Bölgede diğer firmalar, diğer inşaat şirketleri satış sıkıntısı yaşarken biz çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamadık. Biz beklentileri yakından takip ediyoruz. Sürekli rakip firmaların projelerini inceliyoruz, dolaşıyoruz ve en iyiyi yapmaya çalışıyoruz. Daire özelliklerini de konuşuyoruz Selahattin Uslu'yla. Beyzade konutları 3+1 üzerine yapılmıştı. 3+1 konut tipiydi. Tamam, bütün konutlar 3+1'di ve daireleri 138 metrekare net, 152 metrekare brüttü. Şimdi Ankara'da da tabii ki balkon arayışı, balkon beklentisi çok yükseldiği için her iki projede de biz balkonu, geniş balkonlu daireleri yapmaya özen gösterdik. Müşteri tarafından da çok beğenildi. Hanzade konutlarında da 148 metrekare dairelerimiz 4+1. Çünkü Beyzade konutlarında ya ben 4+1 olsaydı alırdım diyen müşterilerimize yönelik hazırlanmış bir proje. Bu da dediğim gibi teveccüh görüyor şu anda. Her projede çıta yükseltiliyor. Firma kendini tekrarlamıyor. Örnek teşkil eden projeler bölgenin çehresini de değiştiriyor. Şehit Kubilay Mahallesi'nde ilk plan talimatı uygulamasını biz başlattık. Bizden sonra, yani biraz önce bahsettiğim gibi zemin artı üst sistemden dikey büyümeye, nitelikli konut yapmaya, bizden sonra 2-3 firmanın bizi örnek alarak yaptığını gördük, daha da mutlu olduk. İnşallah bölgede daha kaliteli konutların yapılacağını umuyoruz. 2013'te başlanıp 2015'te tamamlanan birinci projede yaşam başladı. 2016 Haziran'ında teslim edilmesi öngörülen ikinci projenin yapımı devam ederken yine Keçiören'de 44 katlı 330 daireden oluşacak üçüncü projenin hazırlıklarına da başlanmış durumda. Kendimizi tekrar etmek istemiyoruz. Tabii ki hep bir üste çıkmak istiyoruz. Büyük bir projenin şu anda fizibilite çalışmalarını yapıyoruz. Yine aynı bölgede olacağız. Bizim çünkü bölgemiz Keçiören, çevremiz Keçiören. Keçiören'de iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. İnşallah 330 konutlu bir projenin şu anda projelendirme safhasındayız. Biz ülkemize güveniyoruz, Türkiye'ye güveniyoruz ve yatırımlarımıza devam edeceğiz. İnşaat sektörünün hızlı değişim ve gelişiminden tüm şehirler nasibini alıyor. Kentsel dönüşüm süreci bu hareketliliği biraz daha tetikleyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Proje ortağı Selahattin Uslu yakın dönemde Ankara'da konut ihtiyacının bitmeyeceği tespitinde bulunuyor. Konut stokunun en yüksek olduğu il olarak Ankara'yı tarif ediyorlar ama ben Ankara'nın hala konut ihtiyacının devam ettiğini düşünüyorum. Çünkü 1980 öncesi hatta 2000 öncesi, deprem öncesi yapıların da tekrar ömrünü tamamladığını, kentsel dönüşüme gireceğini bu manada düşündüğümüz zaman yani depreme dayanıklı, kaliteli, nitelikli konut düşündüğümüz zaman Ankara'da inşaat sektörünün, Ankara'da, İstanbul'da, büyük şehirlerde inşaat sektörünün hiç durmayacağını düşünüyorum. Çünkü insanların ihtiyacı bu. Allah korusun can güvenliği çok önemli. İşte 40 yıllık binalar, eski kumla karma binalar, yani onlarla mukayese edildiği zaman bu binalar son derece güvenli binalar. Biz mühendisimiz, mimarımız proje aşamasında onların teknik programları var. 9 şiddetinde depreme, 10 şiddetinde depreme simülasyonlarla şey üzerinde de olsa, proje üzerinde de olsa onları görüyoruz, donatıları ona göre hazırlıyoruz ve ona göre şu anki teknolojiyle yapıyoruz. Selahattin Uslu, kredi kullanarak konut almak isteyen tüketicilere kolaylık sağladıklarını da belirtiyor. Bankalarla anlaşmamız var. Müşteri dilerse kendi talep ettiği bankadan kredi kullanabiliyor. Dilerse de bizim anlaşmalı olduğumuz bankalardan tabii ki bize sağlanan kolaylıklarla ekspertiz ücreti ödemeden, çünkü biz toplu ekspertiz zaten yaptırıyoruz, artı dosya masrafı ödemeden ve faizde de toplu proje olduğu için biraz indirim yapılarak faydalanabiliyorlar.
Ama müşteri çalışan kesimse, başka bir bankayla anlaşması varsa, başka taraftan da kullanmak istiyorsa, biz tabii ki hay oradan da kullanabiliriz diyoruz ve kullanıyorlar. Genelde de satışlarımızın %70'i kredili. Çevre, enerji, geri dönüşüm kavramları inşaat sektörü içinde oldukça önemli. Selahattin Uslu bu anlamda sahip oldukları hassasiyeti dile getiriyor. Beyzade konutlarını yaparken biz orada yağmur sularından bir kaynak bulduk ve o kaynağı kaybetmemek için inanın bayağı bir ciddi masraf yaptık. Ve o suyu şimdi çevre sulamamızla kullanıyoruz. 330 konutluk bahsettiğim projede. İnşallah binanın yüzeyini güneş panelleriyle kaplamayı planlıyoruz. Ve binanın en azından ortak alanlarında fitness salonları, spor salonları, efendime söyleyeyim göleti, asansörleri tamamen güneş enerjisiyle çalışacak şekilde planlıyoruz. Proje ortağı Selahattin Uslu sözlerini noktalarken keyifle yaşanacak konutlar inşa etmeyi sürdüreceğiz diyor. Hayatlarında birkaç kez alıp sattıkları bir sektörü insanların beğenisini kazanıp onlara yuva sahibi yapmak bize keyif veriyor. Çocuk oyun parkının önünden geçerken, bizim yaptığımız çocuk oyun parkının önünden geçerken oradaki çocukların oynaması bize keyif veriyor. Bizim yaptığımız kamelyanın altında oturan insanları görünce bize keyif veriyor. Ve mutlu olduklarını gördükçe biz keyif alıyoruz. En büyük keyfimiz o. Bölgede zaten rekabet had safhada. Biz karlılığımızdan taviz veriyoruz. Ama en büyük kazancımız bu.